Bugün sizlere astım konusunda bilgi vermek istiyorum. Astım hava yollarının krizler şeklinde, ataklar şeklinde gelen tıkanmaları ile kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalar, astım hastaları ataklar arasında kendilerini iyi hissederler. Fakat ataklar sırasında göğüste baskı hissi, hırıltı, öksürük gibi semptomlar oluşur. Özellikle astımda hava yolları tozlara, dumanlara karşı aşırı derecede hassasiyet geliştirmiştir. Bu nedenle toz, duman, koku gibi uyaranlar astımlı hastalarda öksürük, nefes darlığı ve hırıltıya sebep olur. İlerleyen dönemlerde eğer tedavi edilmezse astımlı hastaların hava yolları gitgide daralmakta. 30 yıl, 40 yıl gibi tedavi edilmeyen astım hastalarında akciğerler geri dönüşsüz daralmayla KOAH benzeri hastalıklara dönüşmektedir. O yüzden astımlı hastaların erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi önemlidir. Özellikle ilk hekime giderken kişinin grip olduğunda ya da solunum yolu enfeksiyonu olduğunda öksürüğünün uzun sürmesi, nefes darlığının artması veya oluşması, özellikle geceleri uykudan uyandıracak derecede kırıcı tarzında gelen öksürükler önemlidir. Mevsimlerle değişebilmektedir. Astım hastalarının bazısında alerjik rinit dediğimiz, bahar nezlesi dediğimiz halk arasında hapşırma, göz yaşarması gibi semptomlar astıma eşlik edebilir. Özellikle polenlerin aktif olduğu yaz ve bahar aylarında şikayetler artar. Astımlı hastalarda bunların da değerlendirilmesi gerekir. Özellikle astımlı hastalar bu şikayete geldiğinde hemen şikayetlerini değerlendirip değişik tetkikler yapıyoruz. Hastanın hikayesini dinliyoruz ve buna göre tedavi veriyoruz. İki çeşit tedavimiz var. Bir, kurtarıcı ilaçlar. Yani hastanın o anki nefes darlığını ve öksürüğünü azaltıcı ilaçlar. Bir de tedavi edici ilaçlar. Bunlar da 3-6 aylık süreyi kapsayabilir. Bu nedenle astımlı hastaların mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına gelip takip olması gerekmektedir.